Okay abi, öncelikle merhaba. Normalde seninle şirkette buluşuyorduk ama bugün ani gelişen üzücü bir haber var. Eski amili futbolcu ve Galatasaray'ın önemli isimlerinden Erhan Önal bugün hayata gözlerini yumdu. Onu yakından tanıyan sensin. Daha fazla hisleri olan, daha fazla bilgisi olan sensin. Erhan Önal'ı bize nasıl anlatırsın abi, neler söylersin? Öncelikle çok üzgünüm. Erhan Önal'ı çok iyi tanıdığımı söylersem, yani ahbabımdı dersem yanlış olur ama ben Galatasaray'ın Florya tesislerine yakın bir yerde hayatımın bir kısmını geçirdim. Çocukluğum Yeşilköy'de, Yeşilyurt'ta geçti. Dervali, Kaptan Cüneyt'i, Erhan Önal'ı, Semih'i, İsmail'i, Tanju'yu, Galatasaray'ın o Nöşetel zaferini yaratan kadroyu kah bisikletle gezerken, kah Çınar Oteli'nde amatörleri izlerken, kah Yeşilköy'de babam götürdüğünde saunalarda, kah Florya'ya antrenman izlemeye kaçtığımız zamanlarda görmüş, temas etmiş, izlemiş, İnönü Stadı'nda o Galatasaray takımının maçlarını izlemiş. Dolayısıyla aslında içselleştirmiş bir adamım. Bundan 2 yıl önce de kendisinin Bodrum'da olduğunu öğrendiğimizde, o zaman Futbol Dergi çıkıyordu. Futbol Dergi'ye yazılar yazıyordu. Çok sevgili meslek Elif Bekfelavi de Bodrum'da onunla buluştu. Onun da amcası eski Bayern Münih futbolcu olduğu için çok güzel bir röportaj yayınlamışlardı. Orada bir kez daha Erhan Önal'ın son durumu ile ilgili bilgi sahibi olmuştuk. Son röportajı da aslında dergide bir anlamda da yani gözlerimiz nemlenerek okumuştuk. Kendisinden zaman zaman da haber alıyorduk. Yani Erhan Önal aslında benim futbol ekosistemimde, büyüdüğüm çevrede nefes alan, top oynayan, antrenman yapan, zaman zaman Yeşilyurt Çarşı'da arabasına binerken gördüğüm, küçük yaşta aa dediğim, aslında küçük yaş derken aramızda 11 yaş var ama tabii ki o bir delikanlıyken, 27, 28, 29 yaşında bir adamken biz de daha 16, 17, 18 yaşlarındayız. Dolayısıyla futbolu seven insanlarız. Ve bu bizim çocukluğumuzda top oynayan, görebildiğimiz herkes aslında bizim ahbabımız, dostumuzdur. Bir dostu, bir anıyı, bir geçmişi kaybetmenin üzüntüsünü duyuyorum ve hissediyorum. Mekanı cennet olsun. Amin. Ya bizim zamanımızda yani bizim zamanımızda deyince de çok yaşlı oluyoruz. O kadar da yaşlı değiliz. Libero kavramı vardı. Libero. Sarkık libero işte. Libero. Liberomuz stoper mi? Çok abiler bu konunun konuşmalarını yaparlar. Televizyonda, gazetelerde yazılar ve yorumlar yapılırdı. Ve Erhan Önal'ı tarif ederlerdi. İşte gerçek bir libero diye. İşte çağdaş bir libero anlayışı. Takımın oyunu arkadan kurmasını sağlayan çağdaş geleceğin savunmacısı diye. Erhan Önal papaz olarak bilinirdi. Çünkü sakallı bir abimizdi. Mahallenin şık abisiydi Erhan Önal. Hakan Dile'yi kaybettik. Kalemi romantizmle yoğrulmuş. Çok kendi halinde ama bazen hepimizin ıskaladığı konulara parmak basan bir adamdı Hakan Dilek. Çok kısa bir süre önce onu da kaybettik. Onu da rahmetle anıyorum. Mahallenin şık abileri derdi ve bununla ilgili bir de kitabı vardı. Geçmişte gönlümüzü fetheden insanlara. İşte o insanlardan birisiydi. Ben ortaokulda okurken bizim sınıfın bütün kızları Erhan Önal'a aşıktılar. Erhan Önal'a uğur tütünerek hele. Çünkü çok havalı adamlardı. Avrupa'dan gelmişlerdi. Yabancı dil biliyorlardı. Ve biz de açıkçası Erhan Önal'ı bambaşka bir yere koyardık. Erhan Önal özel bir adamdı. Çünkü Avrupa'dan gelmişti, Türktü ve yabancı dil konuşuyordu. Benim en yani kendi içimde hissettiğim Erhan Önal hikayesi, Yeşilköy Muhsin Adil Binal Ortaokulu'nda okurken öğle saatlerinde İzmir Atatürk Stadı'nda maç yapılıyor. Milli takım Galler'le oynuyor. Önümüze gelen bizi yeniyor, yani farklı mağlubiyetler alıyoruz Uğur. Evet. Galler maçından çok umutluyuz. Avrupa Şampiyonası elemesi olabilir. 82 Avrupa Dünya Kupası elemesi olabilir. 84 Avrupa. Orayı tam hatırlayamıyorum. Bakmam lazım. Sıcağı sıcağına oralara da bakmadım ama hiç önemli değil. Aslında bir eleme maçı oynuyoruz. İzmir'de ve okul saatindeyiz. Herkes kıvranıyor. Herkes kıvranıyor. Maçı izlemek istiyor ama izlemek mümkün değil. Çünkü bize izin vermezler. Herkes kıvranıyor. Dönemin okul müdürü demiş ki o da yaşıyorsa Allah selamet versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin.
Enver Çoker Bey'di galiba. Tamam, çocukları çok sıkmayın, dinlesinler ama çok da hani disiplini bozmasınlar. Böyle bir şey duyunca tabii durur muyuz biz? Rehberlik dersine denk geliyordu sanıyorum. Bize izin verdiler ve toplandık, 15 kişi radyo dinledik. 90 dakika radyo dinledik. Ve Erhan Önal gol attı ve Galler'i yendik. Yani şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. Yani çok basit, Galler'i 1-0 yeniyorsun. Şimdi İngiltere'yi 4-0 yensen herhalde çocuklar aynı şekilde hissetmezler. Zamanın, güzel zamanın yaşanmışlığıdır bunlar. Yeşilköy sokaklarına dağıldık. Hepimiz Erhan Önal vurdu gol diye bağırıyorduk. Hiç unutmam. Bazen spikerlikle ilgili ne düşünüyorsun deyince de o anları hatırlarım. Erhan Önal vurdu gol. Türkiye 1, Galler 0. Yüreğimize işlemişti Erhan Önal. Öyle bir girişi vardır. Ben en çok onunla hatırlıyorum. Yeşilköy'deki otomobiliyle tam olarak hatırlamıyorum. Bazen kalabalık dolaşıyorlardı. Yanımızdan geçerken oğlum Erhan Önal geçti. Oo gördün mü? Erhan uğur muydu lan yoksa diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir günde yine bizim iki arka sokağımızda Derval oturuyordu. Derval'le konuşuyorlardı. Ben elimde paketler vardı. Bıraktım eve. Koşa koşa oradan yolumu geçiriyormuş gibi yaptım. Derval'le ikisi konuşuyorlardı. Yavaş yavaş gidiyorum. Bir tane bisiklet var. Derval'in bisikleti. Erhan Önal orada. Bir ucun pantolon giymiş, eli cebinde. Almanca konuşuyorlar. Hayranlığım daha da artıyor. Birlikte konuştular. Ben bir öyle gittim, bir böyle gittim ama fark ediyorlar. Yani çocuk onlara tapınıyor neredeyse. Öyle, şüphesiz. Öyle bir anımı daha seninle paylaşmış olayım. Bilindiği gibi 2011'de arkadaşlarıyla halı saha maçı oynarken yüksek tansiyona bağlı olarak bir beyin kanaması geçiriyor. Uzun süre hastanede yatıyor. Ardından konuşma yetisini kaybediyor. Ve geride kalan yıllarda da konuşamadan hayatını idame ettiriyor. 10 gün önce annesini kaybetmişti. Annesi hastaneden çıktıktan sonra bugüne kadar, hayatını kaybettiği güne kadar ona bakıyor. Yine kızı ki dizi oyuncusu Bige Önal Hanım Efendi çok ilgileniyor babasıyla. Yazları evinde, İzmir'de kışları, yazları Bodrum'da zaman zaman dostlarıyla bir araya geliyor. Ama hastaneden sonra o ilk kanama geçirdiği günkü kadar ilgi yok. Biraz vefasızlıktan şikayet ediyordu son yıllarında. Ama hani bir konuşamayan hasta olmuş olmasına rağmen giyimi kuşamı tertemiz, pırıl pırıl, ütülü, yüzü gülüyor, kendi işini kendisi yapıyor %99 oranında. Diyalog kuramıyor, konuşamıyor ama şarkılara eşlik ediyor. Çok özel bir hayatta durumu var. O da cep telefonu. Cep telefonuna Bayern Münih'te oynadığı, Almanya'da yaşadığı, Belçika'da yaşadığı, Belçika'da oynadığı, Türkiye'de oynadığı, Galatasaray'da oynadığı, bir takımda oynadığı önemli fotoğrafları kaydetmiş ve o fotoğraflara zaman zaman bakarak içleniyor. Baş başa kaldığında yakın çevresinin onunla ilgili söyledikleri bunlar. Ama hiçbir zaman neşesini kaybetmiyor. Çevresiyle şakalaşıyor. Hayata dimdik durarak, sarılarak özel bir dünya kuruyor kendisine Erhan Önal. Onu tanıyanlar saha içerisinde babasını bile tanımazdı. Sahada oyuna konsantre olduğu kadar hayatta da aynı şekilde olsaydı belki başka türlü olurdu diyorlar. Erhan Önal özellikle yakınlarından dinlediğim, çevresine çok yardımcı olan, kazandığı parayı çevresinde ihtiyacı olan herkesle paylaşan, herkesin yardımına koşan, iyi niyetli, kaliteli, karakterli bir insandı. Ama doğru insanlarla karşılaşmadı deniliyor. Benim babam da tekstilci olduğu için biliyorum. Libero diye bir mağazası vardı. O dönem Libero mağazası, Almancayı çok iyi konuşuyor bir kere Erhan Önal. Beckenbauer'den işte yani Almanya'da yetişmiş, çok iyi Almanya konuşuyor. Hatta Beckenbauer gibi İngilizce, Almanca konuşurdu diye onu tanıtmışlardı. Sevgili arkadaşım Elif Bekfel abinin röportajından da bu bazı bölümleri, onu da aradım, ondan da dinledim. O da Münihli amcasıyla birlikte oynamışlar. Ve düşünebiliyor musun? Minik takıma giriyor Münih'te. Sonra genç takım, sonra A takıma gidiyor ve menisküs oluyor. Menisküs olmasa işte Rummenigge ile o efsane Bayern Münih takımıyla oynayacak. Derval'le çok iyi dost. Yakın çevresinin söylediğine göre Türkiye'ye Derval'i tanıtan aslında Erhan Önal. Türkiye'de Derval'in yaptığı devrimlerde de büyük bir fikirsel olarak katkısı var. Münih'te bir bakkal açıyor zamanında. Ticarete eğilimli Libero'dan önce. Sonra bakkalı yıkıyorlar, yerine bir Türk gücü Münih lokali açıyorlar. Lokali işletiyor arkadaşlarıyla birlikte. Sosyal ilişkiler kurgulamaya çok yatkın birisi. Ve son zamanlarında en çok neyi özlüyorsun sorusuna da Münih'te, Münih'teki Bayern Münih tesislerindeki günleri özlüyorum. Geçtiğimiz yıllarda gittim, oranın ne kadar geliştiğini gördüm diyor.
Gerd Müller'le dost, Rummenigge'yle, Hönes'le dost, Beckenbauer'le dost, Bayern Münih'in Bayern Münih olan değerlerin hepsiyle birlikte büyümüş. Menisküs olduğunda Türkiye'ye geldi, bir sene oynadı. Ben o dönemleri hatırlıyorum, sonra gitti. Onu da uyuşamadık takımla, aynı kafada değildik yönetimle diye anlatmış. Sonra Galatasaray'a gelişi var. Galatasaray'ın meşhur Nöşetel zaferi var. O zaferde Prekazi, Uğur Tütüneker, Tanju Çolak, Erhan Ünal, Cüneyt Tanman, İsmail, Semih hepsi özel adamlar ama Erhan Ünal da çok özel bir yere sahip o zaferin içerisinde. Ve imzasını atarak bu ülkede bir döneme, bir mevkiye imzasını atarak aramızdan ayrıldı. Hep girişimci olmuş, parasını iyi kullanamamış ama saha içerisinde aldığı parayı son terine kadar hak etmiş bir insan. Bu arada onunla ilgili söyleyebileceğim Patrick Mölz ilk eşinden oğlu. Bundesliga 2'de Dinamo Dresden'de antrenörlük yapıyordu 2 sene önce. Hala yapıyor mu bilmiyorum ama yine bir evladını futbolun hizmetine vermiş özel bir insan. Onunla ilgili çok şey söyleyebiliriz ama bize bir dönem tutku yaşattığı için teşekkür ederiz. Yani ben duygusal bir adamım. Eskiden şey yoktu Uğur. Sen Fenerbahçelisin, sen Galatasaraylısın, Beşiktaşlısın yoktu. Avrupa'ya gidildiği zaman herkes tek yürekti. Herkes birdi. Özellikle Nöşetel, Monaco maçları. Unutulmaz bir kadrodur o. Nur için de yatsın Eren abi de. O da unutulmaz bir insan olarak aramızdan ayrıldı. Aynen. Keşke Türk medyası ona yeterli desteği verebilseydi, moral desteği verebilseydi, arkadaşları moral desteği verebilselerdi. Ne yazık ki ölünün arkasından konuşuyoruz. Bu çok kötü bir uyumuz. Onunla ilgili söylenecek çok şey var. Ama konuşamasa bile çok yakınlarıyla empatiyle anlaşıyordu ve çok yakınları onun anlamasalar da cümlelerini, duygularını, yani dil sadece bu değil, anlayabiliyorlardı. Çok özel anıları var. Umarım bir gün insanlarla paylaşırlar onları. Bir kez daha söyleyeyim. Hayatının en son yıllarında cep telefonunda geçmiş günlerin fotoğraflarına bakmış ve o fotoğraflarla geçirmiş günlerini. O fotoğraflarda Gerd Müller var. Galatasaray günleri var, Florya günleri var, çimenleri kontrol ettiği günler var, Derval var, Beckenbauer var, Cüneyt var, Semih var, İsmail var, Monaco var, Nöşetel var, her şey var. Müthiş bir hayat yaşamadı finalde belki ama bizim zihnimizde en azından müthiş anılar bıraktı gitti. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun sevgili Erhan Önal'ın. Kesinlikle. Senden önce tiyatrocu Behzat Uygur'la görüşmüştüm. Ondan Erhan Önal'la ilgili yazılı bir görüş almak istemiştim abi. Behzat abiyle ara ara görüşmeye çalışıyorum. Görüşüyoruz da. Kendisi de biliyorsun zaten iyi bir Galatasaraylıdır. İyi de bir tiyatrocudur. Ona Erhan Önal'ı sorduğum zaman 1974 yılında yanılmıyorsam Necdet Uygur sahnesine gelmişti. Ve orada ben onu kapıda bekledim dedi. Erhan abiyi görmek için kapıda bekledim. Sonrasında bizim arkadaşlığımız başladı. Beni de çok severdi dedi. Ve Erhan abiyle her şeyi konuşabiliyorduk ama son dönemlerinde İzmir'e onu ziyarete gittiğimde maalesef çok fazla konuşamıyordu. Artık son dönemleri öyle geçmişti dedi. Aslan gibi Erhan abimizi kaybettik dedi. Son cümlesi de buydu. Aslında benim anladığım onu tanıyanlar, onu sevenler de hep böyle ne kadar marjinal bir insan olduğunu, her şeyi konuşabileceğini ve hayattan da keyif aldığından bahsediyor. Benim en azından aldığım izlenim hep bu şekilde oldu. Bir kere janti bir adam, kültürlü bir adam, Avrupa'da yetişmiş bir adam, Bayern Münih evet. Felsefesinin içerisine doğmuş bir adam. Bu ilk Türk futbolcu, yani Avrupa mantalitesiyle yetişip Türkiye'ye gelmiş ilk futbolcu. Bakış açısı çok farklı. Türkiye'de o dönem yetişip futbola ve hayata bakanlarla onun bakış açıları çok farklı. Burada yetişenlerin dert ettiği şeyleri o bir detay olarak görebiliyor çoğu zaman. Dünyaya açık dil biliyor. Belçika'da, Hollanda'da ticaret yapmış, Almanya'da ticaret yapmış, futbolun içerisinde bulunmuş. Yaban ellerde, gurbette olmayı da biliyor. Buraya gelip yalnız kalmayı da biliyor. Açıkçası çok girişimci bir karakter. Belki işleri yaver gitseydi bambaşka bir yerde olabilirdi ama saha içerisinde oynadığı futbolla Galatasaraylıların bugün Avrupa başarılarıyla övmelerindeki temeli atan, o temele taş taşıyan isimlerden birisi Erhan Önal. O takımın önemli isimlerinden birisi. Belki Prekazi gibi 35 metreden topu alara göndermedi. Spikeri Prekazi diye Tanju diye bağırtmadı ama o 5-0'lık Nöşetel Samax maçında golleri atan o olmasa bile o kadronun simgesel ismiydi. Hep söylüyorum benim zamanımda
benim sınıfımdaki genç kızların kahramanıydı. Yakışıklıydı, klas bir adamdı, kaliteli bir adamdı. Ve keşke Türk futboluna antrenör olarak devam edebilseydi. Ki çevresindeki birçok dostları da, çok yakın görüşen dostları da ne yazık ki bazılarını çok zor şimdilik konuşturabilmek, çok üzgünler. Eğer teknik direktör olsaydı, o yolun açılmış olsaydı, sahadaki hırslı, üreten, mücadele eden Erhan teknik direktörlükte de aynı şeyi yapardı diyorlar. Özetle onu çok seven insan vardı. Onu bugün geçmişin duygularıyla selamlıyoruz. Fenerbahçeli'nin Galatasaraylı'ya, Galatasaraylı'nın Beşiktaşlı'ya, Beşiktaşlı'nın Fenerbahçeli'ye düşman olmadığı, her futbolcunun değer gördüğü, saygı duyduğu, antrenman çıkışında onu bir dakika görmek için herkesin saatlerce beklediği dönemin aslında bir simgesidir, simgelerinden biridir. Erhan Önal'ı kaybedince o güzel barış dolu güzel günleri de kaybetmişiz gibi hissediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Kesinlikle Allah rahmet eylesin. Buradan da sevgili kızı Bige Önal'a da başsağlığı dileklerimizi iletelim bu vesileyle. Peki Okay abi, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Senin o güzel kelimelerinle, güzel cümlelerinle de Erhan Önal'ı en azından bugün de bir yad etme şansımız oldu. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Nur içinde yatsın. Amin.